Bakara suresinin 40. ayeti. Ya beni İsrailezkuru. Önce sayfalarınızı bulun, yer edin ve beni dinleyin. Evet, sayfalarınızı bir kere bulun. Derslerimizin kalitesi, eğitim seviyesinin yüksekliği sebebiyle il içinden bu kadar, 300'ler, 500'ler, il dışından, Ankara'dan, Konya'dan ve de inanmazsınız Adana'dan kayıt yaptırıp gelmek isteyen var. Haftada mı gelir, 15'te mi artık Allah bilir. Bunlar kesin kayıt yaptırmış arkadaşlarımız. Evet, evet, bu seneki dersimizin formatında ne demiştik? 5 dakika veya 10 dakika planımızda 10 dakika bir Kur'an maddesi, bilgi maddemiz var. Onu hoca, ben veya diğer hocalar sırası geldiğinde anlatacaklar. 10 dakika bilgi dersimiz Kur'an'a dair. Ondan sonra bildiğimiz minval üzere tahkik, tertil, hadır seyriyle 5 sayfayı okuma, hocalarınızın okuması, tecvid tahlilleri, neticede dersin sonuna doğru okunan bölümün bölümden çıkardığımız Kur'ani mesajlar. Bu ayetler ayetlerde Yüce Rabbimiz bize şunları bildirmiştir. Bu bir meal değil. Hani kırık meal, hatta tefsir de değil. Bu ayetlerin bildirdikleri diye bir dosyamız var. Her hafta o dosyada ilgili ayetlerden çıkardığımız bilgileri paylaşacağız. Bundan sonra dersimiz bu şekilde. Yer yer kıraati ile ilgili bilgi vereceğiz. Yer yer vakıf ve iptida bilgisi vereceğiz. Vesaire. Dersimiz böyle sıradan bir Kur'an eğitimi, işte sadece harfe dayalı, tecvide dayalı değil. Olmayacak. Olmaması gerekiyor. Bunları daha çok geliştirmemiz lazım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü ünitemiz, ikinci ünitemiz Kur'an-ı Kerim'in çok kısaca vahiy süreci, çok kısa başlıklar tabir edilirse. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim miladi 610 yılının bir Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. Hazreti Peygamber 40 yaşlarındadır. Bu yaşın içerisinde 40 yaşlarını idrak ettiği günlerde o mübarek insan rüyalar görür. Hakikat gibi, güneş gibi. Ve bizatihi gerçekleştiğine şahit olduğu rüyalar görür. Kendisinde bir takım değişiklikler hisseder. Bir takım farklı özel sesler duymaya başlar. Bunlar üzerinde derin derin düşünmek üzere, ne oluyor bana, nedir bunlar diye Hira mağarasına gider, azığını alır, orada günlerce ibadet eder, tefekkür eder, azığı bittiğinde evine döner ve tekrar bir daha. Henüz peygamberlik gelmemiş ama çok yakın, çok yakın. Günlerden bir gün Hira'da tefekkürde Cebrail gelir. Oku der. Ben okuma bilmem cevabını verir. Cebrail aleyhisselam alır onu, şöyle bir sıkıverir, bırakır. Tekrar oku bakalım der. Aynı cevabı verir. Ben okuma bilmem. Tekrar sıkar. Üçüncü defa oku der. Aynı cevabı verince kendisi Cebrail aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem allemel insâne mâ lem ya'lem der ve oradan ayrılır. Bu ayetleri okur. Kur'an dünyaya gelmiş olur. Doğmuş olur.
Allah Resulü heyecan içinde, korku ve fark edemediği, anlayamadığı duygularla evine gelir. Çok özet anlatıyorum, kısa. Hanımına olup bitenleri anlatır, hanımı teselli eder, korkma der. Sen yalnız değilsin, Rabbin seni terk etmeyecek, yalnız bırakmayacak. Sen şöyle bir insansın, eşini, dostunu, fukarayı, fakiri, aileni düşünürsün, komşunu gözetirsin. Bunlar korkulacak şeyler değil der. Ve birlikte amcasının oğluna giderler, Varaka bin Nevfel'e. Ona anlatırlar, o der ki bilge insandır. Der ki sana gelen Hazreti Musa'ya gelen namustur, yani Cebrail'dir. Ümit ediyorum ki sen peygamber oldun. Eğer o günlere yetişirsem sana yardımcı olacağım. Mücadelende yardımcı olacağım. Böyle bir süreç ile Allah Resulü risalet ile taçlandırılmıştır. Şimdi devam ediyoruz. Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra vahiy kesilir. Bir müddet vahiy gelmez. 3 gün, 5 gün, 15 gün, hatta birkaç ay, hatta 3 yıl rivayetleri var ama 3 yıl rivayeti pek vakıa ile örtüşmemektedir. Ama bir süre diyelim biz. Vahiy tekrar başlar fakat Duha suresinin inişinden önce ikinci bir fetret dönemi, yani vahiy kesintisi söz konusu olur. Ve nihayet bu kesintinin ardından Sure-i Duha ve Duha ve Leyli İzâ Seca suresi gelir. Allah Resulü sevincinden havalara uçar tabir yerindeyse ve bu sevincini Duha suresinin akabinde ondan sonra gelen surelere de teşmil etmek suretiyle Allahu Ekber. Bugün biz kısa surelerdeki tekbiri bu yaşanan hadiseye binaen alırız. Anlaşıldı mı? Duha'dan aşağı surelerdeki tekbirin sebebi, hikmeti bu. Allah Resulü'nün gelen vahye sevincinden dolayı. Kur'an'ın ilk ayetlerinin Alak suresinin 5 ayeti olduğunda ittifak var. Az önce okudum. Fakat sure halinde hangi sure ilk defa gelmiştir? Ağırlıklı görüş Fatiha suresidir. Yani rivayetlerin ekseriyeti Fatiha suresi sure halinde ilk inen suredir. Bundan sonra Müddessir, Alak tamamı, Kalem ve Müzzemmil surelerinden bahsedilir iniş olarak. Son inen ayet hangisidir? İhtilaf var. Bir, وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Bakara 281. ayet. İki, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ayeti. İki ayet Tevbe'den. Bunlar hakkında rivayetler var. Yani son inen ayetler. Bir başka maddemizde bir sure, bir ayet veya bir sure Mekki midir, medeni midir? Neye göre verilecek? Kriter ne? Son tahlilde hicretten önce inenlere Mekki, hicretten sonra inenlere medeni sure denmiş. Devam ediyoruz. Ama bir sure düşünün Mekki. İçinde medeni ayetler var. Bir sure düşünün medeni ama içinde Mekki ayetler var. Onu da bir şey olarak, bilgi olarak söyleyelim. Nihayet geçen hafta Hazreti Kur'an'ı iki nokta üst üste Allah Resulüne vahiy yoluyla gelmiş. Tevatüren sabit olmuş. Yalan üzere birleşmeleri muhal olan binlerce, milyonlarca insanın aynı şekilde rivayet ettiği tevatür bu. Tevatür yoluyla sabit olmuş, okunmasıyla ibadet olunan, muciz bir kelam olarak, musaflarda yazılı muciz bir kelam olarak inen Kur'an-ı Kerim,
Alak suresiyle başlamış inmeye ve yaklaşık 23 sene içerisinde parça 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 peygamberimize gelmiş. Sebebi hikmeti var ama bizim dersimiz bu detayı vermeye müsait değil. Merak edenler kaynaklara bakabilirler. 10 dakikayı geçmedi bu bilgi ve plana uygun olarak hareket etmiş olduk. Evet, bunu kaldırıyoruz. Şimdi dersimize başlıyoruz. Zaman zaman kalfalar olmadığı için hocalar, sayfacılardan da istersek dinleyeceğiz Allah nasip ederse. Önce Faruk hocamızla sakin ve şeddeli olarak harfleri bir geçelim, geçin. Sonra beraber okuyacağız. Faruk Hoca da okuyacak, diğer sayfacılar da okuyacaklar. Ve böylece dersimizi ikmal etmiş olacağız. Dikkatle karşılık verin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ebe. Ebe. Et. Et. Es. Es. Engi. Engi. Eh. 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 Endi. Endi. Ez. Ez. El. El. Ez. Ez. Es. Es. Eş. Eş. Es. Es. El. El. Eto. Eto. El. El. Er. Er. El. El. Ef. Ef. Eko. Eko. Ek. Ek. El. El. Em. Em. En. En. Ev. Ev. Eh. Eh. Ey. Ey. Ebbe. Ebbe. Ette. Ette. Esse. Esse. Egge. Egge. Ehe. Ehe. Echo. Echo. Edde. Edde. Ezze. Ezze. Erro. Erro. Ezze. Ezze. Esse. Esse. Eşe. Eşe. Esso. Esso. Ello. Ello. Etto. Etto. Evo. Evo. Erre. Erre. Evo. Evo. Efe. Efe. Ekko. Ekko. Ekke. Ekke. Elle. Elle. Emme. Emme. Enne. Enne. Evve. Evve. Ehe. Ehe. Eyye. Eyye. Tamam. Eyvallah. Hep beraber tecvid nazari tahlili yapıyoruz. Herkes iştirak etsin. Eskiler zaten usulü biliyor. Yeniler de ha bu böyleymiş. Bu böyle yapılıyormuş desinler. Bismillahirrahmanirrahim. Ya meddi tabi'i, beni'i, meddi munfasıl, is, ra, hükmü ra kalın, ra'i, meddi muttasıl, i, meddi tabi'i, lezkuru, hükmü ra kalın, meddi tabi'i, ni'metiyelleti, elleti teşdit bila gunne, elleti teşdit bila gunne, ti'e, meddi munfasıl, en'e, izharı mutlak, en'amtu, izharı şefevi, aleykum ve, izharı şefevi, evfu, meddi tabii, ahdi'u, meddi munfasıl, u, meddi tabii, bi'ahdikum ve, izharı şefevi,
İyye teşdit bile gunne. Metti tabii. Fer hükmü rakalın hebun metti arız. Ve e metti tabii. Nu metti tabii. Ma e metti munfasıl. Enze ihfa. Nusaddi idgam misseyin bile gunne. Kalli idgam bile gunne. Ma metti tabii. Ma'akum ve ızhari şefevi ve la metti tabii. Teku metti tabii. Nu e meddi munfasıl. Evvele idgam misseyin bila gunne. Ke metti tabii. Ri hükmü ra ince. Rimbih iklab. Ve la metti tabii. Teşteru hükmü ra kalın metti tabii. Bi a metti tabii. Ya metti tabii. Ti metti tabii. Semenen ihfa. Kali metti tabii. La durursak meddi ivas. Ve iyye teşdit bila gunne metti tabii. Fette idgam misleyin bila gunne un metti arız. E bu kadar yeter. Böyle dersimizin kare kare yürütülmesine dikkat edeceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın. Ağır ağır tahkik veçiyle 1-2-3 ayet, sonra biraz Faruk Hoca, ondan sonra sayfacılar, sonra bitireceğiz. Bir tedbir seyriyle bir daha bu bölümü okuyacağız ki iyice yerleşsin. Evet, harflerin sağlıklı, sıhhatli telaffuzunda bu usul olmazsa olmazdır. O halde gözünüz bende, ben okurken bende, siz okurken metinde. Evet, niyetinizi edin ve Rabbimizin bu muhteşem kelamını okumaya başlayalım. Ahsenül hadisi okuyoruz. Hiye akvam. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam. En doğru sözü okuyacağız. En güzel sözü okuyacağız. En eşsiz sözü okuyacağız inşallah. Hadi bakalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Gür bir ses ile aynen 1-2-3. Geçenler niye göre geçiyorlar? Yani burada verilen usul neyse ona uyun. Orada biz bir şeye işaret ediyoruz. Burada nasıl durulur? Anlayan anlar. Keyfi okuma yok. Keyfi okuma yok. Üzkürü ni'meti elleti en'amtu aleykum. Heh. Üzkürü ni'meti
Anladım. Birkaç kişi bazıları acele edecek, lafı hemen bırakacak. Onu yapmayın. Bunlar tabii birebir derslerde öğretilecek. El-hak-o. Bir daha. El-hak-o. Biraz bekleyin. El-hak-o. El-hak-o. Şimdi yapmıyorsunuz. Yanlışı şu. El-hak-o. El-hak-o. Böyle olursa başındaki lam-ı tarifi atın. Yani lam-ı tarifizi düşünelim. Hak-u başkadır. Hak-u başkadır. Mana değişir. Ve namaz da bozulur. Evet. Açın bakın. Çünkü ikili harften, iki harften müteşekkil kelime yoktur. Anlamı da yoktur. Ama üç harfi. Hak kelimesinde kaç harf var? Üç. Ha-ka-ka. Hakaik bakın. Hakaik diyoruz. Hakikatin cem'i. Çift kaf. Hat veya yazıda tek kaftır. Şedde konmuştur ki burada çift harf vardır. O halde ey okuyucu bunu tek harf olarak okursan bir harfi atmış olursun. Manayı bozarsın. Haku diye bir şey yok. Haku. Ama hakku diye bir şey var. O da hakikat. Anlaşıldı mı? Şeddenin manası öyle keyfi değil. Ne diyoruz? Bize emanet edilen bir metni kıyamete taşıma faaliyeti bu. Kur'an eğitimi bu işte. Yok fazileti şöyleymiş. Geç onları. Bir emaneti kıyamete kadar nesilden nesile, dilden dile, elden ele, gönülden gönüle taşıma faaliyeti. O halde
sırtımıza yüklediğimiz yükü düşürürsek kırılır. Ta bizden başkasına teslim edinceye kadar ince ayar, hasta sayar. Çünkü Hazreti Kur'an bu. Harfiyle, kelimesiyle. Onun da ölçüsü, birimi nedir? Tecvid, tecviddir. Evet, keyfilik yok. Bir ayet daha okuyalım, Faruk'la devam edin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve entum okuduk mu? Okumadık. Bismillah. Ve entum te'lemun. Ve entum te'lemun. Çok güzel gidiyoruz. Güzel, maşallah. Ve ekimus salah. Ve ekimus salah. Ve atuz zekah. Ve atuz zekah. Ve ركعوا مع الراكعين وركعوا مع الراكعين أنت مرون بالبر وتنسون أنفسكم Dikkat ederseniz toplu okuyuşta bu sürelerimizde bir problem oldu. Nelerde? İhfalarda. Şimdi sayfacıların biraz daha önde olduğunu kabul ederek diğer arkadaşlarımız onlara tabi olsunlar. Aynı yerin ihfa ölçülerine, 1,5 ölçülerine dikkat ederek aynı yeri tekrar okuyoruz. 1, 2, 3. Evet. Gayet güzel. Ve entum tetlunel kitab. Ve entum tetlunel kitab. Efele te'lunel. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Şimdi okuyacağımız yerdeki lamın tekidine dikkat. Ve inneha lekebiratun illa alel khashi'in. Aşr-ı Şerif okumuş olsaydık bunu geçip diğer
ayetin sonuna kadar getirecektik ama direkt burada durduk. Ağır ağır okuyoruz. Bunu da bilmenizi isterim. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ grupta sayfacı olanlardan başlayalım. Hidayet'e ver mikrofonu. Şöyle herkes oku dediğim arkadaşlarımız birer ayet okuyacaklar. Birer sayfa ondan sonra Abdurrahim. Evet. Tahkik tabii. Okuduğumuz gibi. Ya beni İsra يُذَبِّحُونَ
bu arkadaşlar sayfacı, yani asistanlardan mezun olmuş, bana gelmiş, benimle beraber olanlar. Yani çok kısa bir zaman sonra onlar da inşallah asistan olacaklar. Tabii bu aşamada okuyan arkadaşlarımızın yavaş yavaş vakıf ve iktida bilgilerine sahip olması lazım. Bakın elimde kaynak kitaplardan Düşmuni'nin Menarul Hüdası. Bunlar tek tek ayetler tarafımızdan inceleniyor ve size zaman zaman icap ettiğinde aktarılıyor. Şimdi Min Ali Firavun okuyana soruyorum. Oradan alınır mı? Alınmaz. Neden? Neden alınmaz? Çünkü min ile, o edat ile başlayan cümlenin bir önceki cümleyle bağlamı var. Taalluku var. Biz sizi kurtardık. Kimden? Min Ali Firavun. Firavun ailesinin tasallutundan, zulmünden. Ki yesûmûneküm. Onlar size işkence ediyorlardı. Su'el azab. Çok kötü bir şekilde işkence. Şimdi min Ali Firavun'dan alırsak şöyle olur. Firavun ailesinden size işkence ediyorlardı. Ne oldu peki? Yukarısı gitti. Yani demek istiyorum ki tabii ilk başlayanlar biraz bunları böyle bir tuhaf karşılayacaklar. Altyapı henüz oluşmadığı için. Özellikle Arapça, sarf ve nahiv, ama bir aşamada okuyanların bunlara dikkat etmesi lazım. Hepsine dikkat eder de ara sıra kaçar, o ayrı. İnsan hali, ama buna dikkat edeceğiz. Ben nerede? Bakın kitaplarda kayıtlar var. Hangi kelimede vakıf kafidir, hasendir, tamdır, kabihtir? Bunlar kayıtlı ve yazılı. Evet, o tarafta kim var arka tarafta? Evet, bak arkadan. Hemen. Herkes biliyor zaten. Ben de tanıyorum. فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. Güzel olabilir. وَأَغْرَقْنَا köşede yok. Ortaya hemen. Olmaz. Oradan olmaz. Bir daha tekrar al. En azından ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ oraya kadar gel. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ و
Sayın Hocam, uzatalım. Sen, Sayın Hocam, nasıl?
biraz bekleyelim, kremler olsunlar.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء araçlarının çekmesini istediğiniz şeye kadar okuyorum. 60 KD 321 34 GB 1947 34 EB 5441 60 KD 321 34 GB 1947 34 EB 5441 Sayfacı kaç kişi var? Parmak göreyim. Sen okumayan. Okumayan. Tamam. Bir ayet daha beraber okuyalım. Sonra ben birkaç ayet tek tedbir usulüyle okuyacağım. Diğer arkadaşları da tedbirden dinleyeceğiz. Evet. Şu innellezîneyi bir zikne tekrar. Hem bir dersimizin havası farklı bir hale gelsin. Ondan sonra devam edelim. İnne allazina amanu aşır veya ders talimi eğitiminde. Tabii aşırda biraz daha hız kazanır. Çok az da olsa bu tamamen eğitim için kullanılan bir metot. Hoca okur, talebe bakar, aynısını verir. Müşafehe diyoruz. Karşılıklı ağızdan ağıza alma. Evet. Şimdi birkaç ayet tedbir seyriyle okuyorum ki hem bölüm bitsin. Buna da aşina olalım. Geri kalanlar da bu şekilde tedbir okuyacaklar. Medleri üçer üçer alalım. Bir üç de olur ama üç üç de olur. Yani munfasılda üç, muttasılda üç, meddi tabii bir, meddi arız üç, meddiliğin üç,
meddi lazım 3, diğer tecvid ahkamı belirtilerek, çok üzerinde fazla durmadan. Evet, şimdi sağ şeritten orta şeride geçtik. Hafif gaz vereceğiz ve bu şekilde bir okumaya çalışacağız. Takip edin. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sırada kim var? Aynen, bak oku bakalım. وإن
من العجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن Allah'a yâlemûnen yusirûne ve mâ yu'linûne ve minhum ummiyûne la yâlemûnel kitâbe illâ emâniyye ve minhum illâ yâzunnûn feveylul lillezîne yettûnel kitâbe bi eydîhim thumme yekûlûne يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Evet. Namaz kılavetimiz var 5 dakika ona geçmeden bu başladığımız yer Bakara 41 Bakara 40 affedersiniz ve geldiğimiz yere kadar. Yani geldiğimiz ayette ve daha sonraki ayetlerde Musa aleyhisselam ile başta Firavun olmak üzere kavmi arasındaki kıyası mücadelenin Kur'an-ı Kerim'de en tafsilatlı anlatıldığı bölümlerdir. Tabii biz burada kıssayı baştan sona böyle detaylı kırık mana vererek değil, hatta hadiselere de işaret etmeden üç başlık halinde toplarsak, Rabbim Hazreti Musa aleyhisselam ve kavmi özel örneğinde nimetler verdiğini,
kullarına, peygamberlerin gönderildiği ümmetlere nimetlerin verildiği. Buradaki nimetler birkaç tanesi aklıma gelen. Firavun ailesinin zulmünden kurtulmaları, İsrailoğullarının, Hazreti Musa ile beraber olanların, denizde boğulmaktan kurtulmaları, çölde kendilerine verilen nimetler, Tur Dağı'nın üzerlerine kalkması ve Rabbimin orada Hazreti Musa'ya kavminin yerine getirmelerini istediği bir takım sözleri alması vesaire. Bunlar neydi diye derseniz, müracaat edersiniz, kitaplardan var çünkü detaylıdır. Fakat buna karşı bunların isyanları ne ile başladı? Nimetlere döner dönmez buzağa tapmalarıyla başladı. Sonra bir takım yiyecekler, böyle basit şeylerle peygamberi meşgul ettiler. Rabbine söyle bize şunu versin, Rabbine söyle bize bunu versin gibi basit basit şeylerle daha değerli şeyleri değiştirmek istediler. O da dedi ki, hadi girin şuraya, orada dilediğinizi yapın. Yiyin için, madem bu kadar basit şeylerin adamı oldunuz, o halde oysa ki ben size daha büyük değerler getirmiştim. İsyan ettiler, küfrettiler. Sonra Rabbimizin onlardan istediği o bir kurban, bir inek kesilmesi meselesinde Hazreti Musa'ya çok sıkıntılı zamanlar, günler yaşattılar. Allah böyle istedi imtihan için. Rengi şöyle olsun, böyle olsun, şu şekilde olsun vesaire vesaire, bir peygamberle olmaması gereken bir mücadele içine girdiler. Yani kıymet bilmediler. Oysa ki bu nimetlere, onların bu isyanı yerine Rabbim onlardan ne istedi? Sorumluluklar. O sorumluluklar bütün ümmetin sorumluluğu olarak Hazreti Musa ve kavmi örneğinde haftaya okuyacağımız dersle ilgili ama başlıklar halinde söyleyeyim. Ne istedi? Sadece Allah'a ibadet. Bakın Musa peygamberin şeriatında ve bizim şeriatımızda. Anaya babaya, yakın akrabaya, yoksula fakire, yolda kalmışa, yetime iyilik, yardım, güzel söz söylemek, namaz kılmak, zekat vermek. Cümlesi bu ayette özet olarak toplanmış. Bu nimetler, bu sorumluluklar bütün ümmetlerden peygamberlerinin şahsında istenmiştir. Bu kıssa sadece bu surede değil, muhtelif yerlerde de anlatılmıştır. Taha suresinde, Şuara suresinde ama detaylı bilgiler Bakara suresinde mevcut. Demek ki biz bu yaklaşık 5 sayfamı okuduk, 5,5 sayfada Hazreti Musa ve kavminin kıssasını. Detaylara gidersiniz meallerden, tefsirlerden, çünkü bazı kıssalar Kur'ani bilgilerin yanında nebevi bilgilerin de ışığı altında bütün detayları öğrenilir. Kur'an öyle ayrıntıyla uğraşmaz, asılları verir, hikmetlerden bahseder. Dedikten sonra dersimizin sonuna geldiği. Bir 5 dakika namaz kıraatimizi, imam arkadaşlar için namaz kıraatimizi de tamamlıyoruz. Ve ondan sonra da bu haftaki dersimizi noktalıyoruz. Şeyle ilgili, kayıt kuyut işleriyle son nihai gelinen nokta itibariyle Faruk Hoca bahsedecek. Ben dersten sonra odamızda şöyle bir yarım saat, bir 45 dakika bir istirahat edeceğiz. Sonra kaydını yapmış, hocası belli, arkadaşlar gidecekler ama kaydını yapmış ama hocası belli olmayanlar kalacaklar. Bu mekanda toplanacaklar. İnşallah geleceğim o arkadaşlarımıza bir eleme yapacağız. Sayfacıların dersini yapamıyoruz. İzdihamdan dolayı, kalabalıktan. Dediğim gibi hem hocaların gelmesi hem sayfacıların dersi, bu sistem 1-2 hafta daha bizi meşgul edecek, anlayışınıza, takdirinize sunuyoruz. Evet.
Hazır mıyız? Namaz kıraati. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر bir rekat olacak hemen oturuş tekbiri الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepimizin, cümlemizin, geçmişlerinin ruhları için, hocalarımızın ruhları için, ailemizden ahirete irtihal edenlerin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.